Selam arkadaşlar. 20 günde temel atma töreni kampının ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birinci videomuzda nelerden bahsetmiştik? Kök bulmaktan bahsetmiştik. Sözcüğün türünden, yapısından bahsetmiştik. Aradaki ayrımdan bahsetmiştik. Şimdi eklerden bahsedeceğiz gençler. Eğer ekleri bilmezseniz dil bilgisi sorularının çoğunu kaçırırsınız gençler. Buraya odaklanıyoruz ve dersimize başlıyoruz. Bakalım ne demişiz ekler ekler ikiye ayrılıyor gençler birisi çekim ekleri bir diğeri yapım ekleri bunların özellikleri nedir yapım ekleri sözcüğün türünü ya da anlamını değiştiren eklerdir gençler türden bahsetmiştik isim mi fiil mi isimken fiil yapar. Fiilken isim yapar. Bir de anlamını değiştir demişiz. Nasıl değiştiriyor türünü? Mesela göz kelimesini ele alalım. standartı bunlar. Map onaylı idiotik örnekler diyorum ben bunlara. Ya. Gözlü, gözlük olur gençler. Lıklık eki gelir. Gözlük, göz başka şey. Gözlük başka şey. Veya kalem. Kalem başka şey. Kalemlik başka şey. Yani sözcüye bir ek getirdiğinde o sözcüğün anlamını veya türünü değiştiriyorsa bu ekler yapım ekleridir gençler. Çekim ekleri mesela lerler diyelim. Çokluk eki diyelim. Göz, gözler. Bak anlamını değiştirmedi türünü de değiştirmedi. O zaman biz bunları çekim eki olarak alacağız. Şimdi çekim eklerine de beraber bakacağız gençler. Neymiş yapım ekleri bir bakalım. İsimden isim yapabilir. Bunlar neyi değiştirir dolayısıyla? Anlamını değiştirir gençler. Türünü değiştirmez çünkü isimken isim olmuş. Yine isim olmuş. İsimden fiil yapım ekleri. Bak dikkat et isimdi fiil oldu. O zaman bu türünü değiştirmiş oldu. Sorularda bunu kullanabilirler gençler. Fiilden fiil yapım eki demiş gençlik. O zaman burada türünü değiştirmedi. Neyini değiştirmiş olduğu? Anlamını değiştirmiş olduğu. Fiilden isim yapım ekleri de burada da türünü değiştirmiş oldu. Teoride bakacak olursak aslında hepsi anlamını da değiştiriyor. Farklı anlama sahip, farklı sözcükler oluşturuluyor ama adı üzerinde yapım ekleri. Türünü de değiştirebilir, anlamını da değiştirebilir. Hadi bakalım ne demişiz? Çekim eklerine bakalım gençler. Çekim ekleri önce isimlere gelen çekim eklerine bakıyoruz. Gençler Türkçe'de alt başlıklar çok önemlidir. Başlığımız ne? Ek kök. Ya yani en başta sözcükte yapı e, konusunda ele alıyoruz biz bunu. Sözcükte yapının alt başlığı ek kök olarak alıyoruz. Ek kökün alt başlığı ekler. Onun da alt başlığı çekim ekleri. Onun da alt başlığı isimlere getirilen çekim ekleri. bitirdim be. Bizi bitirdin be. Bir bakalım durum ekleri, hal ekleri bunları çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz gençler. İsmin i hali, e hali, d hali ve den hali. İğrenç yazdım bunu da bu arada buraya. Şöyle yapalım. İsmin i hali. Yani biz buna belirtme hali diyoruz. Belirtme hal eki diye geçer bu. Belirtme hali, ismin i hali. Bunların detaylarından bahsedeceğim gençler. Şimdi yüzeysel olarak alt başlıkları görmemiz lazım. Hangisi hangisine gelir? İsimlere gelenler, fiillere gelenler, çekim eki nedir? Bunları algıladıktan sonra her birinin detay detay ayrıntılı videolarını yapacağız zaten kampın içinde. Ne demiştik? i hali demiştik değil mi? i hali, e hali, d hali ve den hali. Bunların isimlerini bilebilirsiniz gençler size avantaj sağlayacaktır. Bu belirtme hali. E hali eve yönelme hali. Bak eve, arabaya yönelme hali. D hali bulunma hali. Den hali ayrılma, çıkma hali. Evden eve. Bir tane kelime seçersiniz genelde böyle. Hepsini tek tek getirebilirsiniz. Biz ev kelimesini seçelim. evi, eve, evde, evden. Bunun mantığını Bilmeniz yeterli. Ezberlemenize gerek yok. Mesela eve yönelme. Nereye gidiyorsun? Eve. Nereye? Yönelme. Mantıklı değil mi? Deda bulunma hali ki. Nerede? Evde. Okey. Denden çıkma ayrılma hali. Nereden? Evden. Okey. Şu isimler çok önemli gençler. Genelde sorularda zaten hal eki diyor ama belirtme hal eki, yönelme hal eki şeklinde sorduğu için bu kelimelerin anlamlarını, kelimeleri biliyor olmanız gerekiyor gençler. Hemen şöyle devam edelim. Şunları silelim. Hop sildik. Dikkat ediyoruz bak yine dikkat ediyoruz. Tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Bunlar isimlere getirilen hal ekleri. Hadi bakalım çokluk eki lerlar. Hepiniz biliyorsunuz bunu lerlar. İlgi eki bir bu ilgi ekinde şöyle bir tartışma var gençler. İlgi zamiri olan ki var. Bu o değil biz bunu şöyle alacağız. Tamlayan eki olarak alacağız. In in ilgi eki tamlayan eki bunu söyleyeceğim zaten. Tamlama ekleri de tamlayan ekleri tamlanan ekler olarak ikiye ayrılıyor. Şu tamlanan ekine biz iyilik eki diyoruz. Bunlar çok önemli. Bunların her birinin detaylarından bahsedeceğiz. Şu anda sadece alt başlık yazıyoruz gençler. Tamlayan eki de ın, in, un, ün. Burada ilgi eki olacak tamlayan eki de. Bunların hepsi çekim eki. Unutmuyoruz isimlere getirilen çekim ekleri. Vasıta eki. Yes, I don't. Vasıta eki dediğimiz zaman tabii ki vasıta araç anlamını karşılıyor. Burada ile edatının ek şeklinde yazılanı lela şeklinde yazılanı veya Y L A E diye yazılanı kullanılacak gençler. Eve arabayla gittik. Ama burada anahtar nokta bunların detaylarından bahsedeceğim zaten. Burada edat olarak kullanılmaz. Çekim eki olarak kullanılır vasıta eki. Bunu unutmuyorsunuz gençler. İyilik ekleri burada gösterdik. Tamlanan eki olan ekler benim senin bunlardan bahsedeceğim. Bu arada benim senin hiçbir zaman iyilik ekleri ben sana biz siz onlar kişi zamirlerine getirilmez. Yani benim kelimesindeki şuradaki ım im asla iyilik eki olamaz. Bakın mesela bunu direkt iyilik iki olarak düşünürdünüz değil mi? Benim arabam. Benim arabam dediği zaman oradaki arabam kelimesindeki iyilik iki olacak. Benim kelimesi şöyle düşünün. Ben sen o biz siz onlar diyoruz. Bir kişi benim arabam eğer şu iyilik eki ise. Hadi diyelim ki iyilik iki. Ben kime aidim? Yaradana. Beni çarp Allah'ım. Evet bu kadar. Allah'ım. Allah ım. Saçma bir mantık ortaya çıkıyor gençler. O yüzden hiçbir zaman ben sonra bir sezonlar kişi zamirleri iyi keki almaz. Dayanamadım bunu da söylemiş oldum. Zaten bunlardan bahsedeceğiz gençler kampın diğer videolarında. Küçültme ekleri adı üstünde küçültme ekleri gençler. Cık cık olabilir mesela bunlar. Değil mi? Ne olabilir başka? Ceyiz olabilir mesela. Çocuk cağız. Ceyiz değil mi? Ev ceyiz. Küçültme ekleri. Okey? Bunların mantığını kavrayacaksınız. Alt başlıklarını öğreneceksiniz gençler. Biz ne yaptık mesela şu anda? Hemen bakalım beraber şurayı sileyim. İsimlere getirilen çekim eklerine baktık. Bunlar hal ekleri, çokluk eki, ilgi ekleri, tamlama ekleri, vasıta ekleri, iyilik ekleri ve küçültme ekleri olarak adlandırabiliriz biz isimlere getirilen çekim eklerini. Okey yapım eklerini neden ezberletmiyorsunuz hocam gibi bir soru sorabilirsiniz ki çok mantıksız olur. Gençler, yapım ekini size ezberlettiğimde mesela şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sınav kelimesi. E bunun kökü sınamak. E şimdi sen yapım ekini ezberlersen o ezberlediğin yapım ekleri içerisinde v diye bir ek olmayacak. Ama bu yapım eki sınamak fiil, sınav isim. Gördün mü? Ekleri ezberlediğin zaman karıştırma olasılığın daha da artar. Mantığı kavrarsanız bütün ekleri öğrenmiş olursunuz gençler. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi fiillere getirilen çekimeklerine bakıyoruz. Bunlar da fiillere getirilir demiş. Zaten çok azlar. Kip, zaman ekleri. Bildiğimiz zaman ekleri. Mesela mişli geçmiş zaman diyebilirsin. Yor şimdiki zaman diyebilirsin. Dıdi geçmiş zaman diyebilirsin vesaire vesaire vesaire. Ama buna kipler de girdiği için melimalı gereklilik kipi olabilir. İstek kipi EA. Bunu karıştırıyorsunuz. Ben ne zaman istek kipini sorsam SSA diyorsunuz. O şart kipi gençler. Bu ekler Kip ve zaman ekleri daima fiillere gelir. Mesela gelmek fiili. Yor almış, um, um almış diyelim. Kişi eki olacak o da hemen söyleyeceğim. Geliyorum. Yor şimdiki zaman. E sen masa yor isimlere getiremezsin. Okey? Kişi, şahıs ekleri diyelim. Nerede bunlar? Ge geliyorum. Kim? Ben abi. Geliyorum birinci tekil kişi eki. Bunları direkt böyle birinci sınıftaki gibi öğrenmenize gerek yok. Sadece alt baş geliyorum, geliyorsun, geliyor. Bu şekilde öğrenmenize gerek yok gençler. Sadece alt başlık olarak bilin yeterli. Ek köke ayırdığınızda hangi ek, hangi görevde bunu ayırabilmeniz lazım gençler. Burada aynı ayırdığımız gibi kelime şöyle gelecek. Geliyorum. Sen de bunu eklerini ayıracaksın. Gel diyeceksin. Fiil kök. Yor diyeceksin. Araya iyi girmiş iyor yor diyeceksin. Şimdiki zaman eki. Um gelmiş, kişi eki. E bunların ikisi de ne olmuş olacak aynı zamanda? Birer çekim eki olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde ayırdığınızda takır takır çözebilmeniz lazım gençler. Şimdi şöyle silelim. Bir bakalım ne kalmış. Olumsuzluk 2. Mema. Unutmuyorsunuz gençler bu da sadece fiillere gelir. Yapma, dur, etme, gitme gibi gibi. Mema olumsuzluk 2 sadece fiillere gelir gençler. İstiyorsanız deneyebilirsiniz. İsim, masama, defterma vesaire olmaz. Mema hiçbir şekilde gelmez. Fiilimsi 2 olan mema var. Onunla karıştırmayacaksınız. Onu da fiilimsilerde anlatacağız gençler. Hadi devam edelim bakalım. Bunlar fiillere gelen çekimeklerimizdi. Hemen şöyle yapalım. Bir de ikisine de ortak gelen var. İsimlere de fiillere de getirebileceğimiz ekler var. Mesela ek fiiller. Gençler, ek fiilin bunu fiiller konusunda da anlatacağım, ekler konusunda da detaylı bir şekilde bilgisini vereceğim. Ek fiil dediğimiz şeyin iki tane görevi vardır. Bir isimleri yüklem yaparlar, yani isimlere gelebilir. Bir de fiilleri birleşik zamanlı yaparlar. Bunlardan bahsedeceğim. Yani hem fiilde hem isimde kullanılabiliyor bu ekler. Hatırlatayım şöyle size bir. Bu idi, imiş, ise, dır dir dur dur vesaire bunlar ek fiillerimiz gençler. Bunlar isimleri de getirilebilir, fiilleri de getirilebilir. Soru ekleri de aynı şekilde isimlere de getirilebilir, fiilleri de getirilebilir. İlk olarak aklınıza nasıl isimlere getirilebiliyor hocam gelebilir. Mesela bir tane fiile getirelim. Geldi mi? Çok rahat. Genelde fiillerin arkasına getiriliyor. Ama şöyle şöyle gittim gittim. Seninki de dert mi? Bu da bir soru. Okey. Buraya da getirilebilir, buraya da. Yani fiillere de getirilebilir, isimlere de. Bunlar da aynı zamanda çekimekidir gençler. Hepsi çekim eki. Çekim eki çok fazla. Yapım ekinin mantığını kavrayıp yapım, yapım ekini aradan ayırdığınızda ve birkaç tane yıldızlı notu bildiğinizde mesela bütün film ekleri yapım ekleridir. Mesela film ekini bulabiliyorsun ama yapım ekini bulamıyorsun. Aradaki konu anlaşmazlığından, konudaki bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Okey? Hemen devam edelim arkadaşlar. Şöyle silelim. Hemen devam edelim. Ne demişiz? Eklerin özellikleriyle alakalı bir şey söylemişiz. Ne söylemişiz? Önce yapım eki, sonra çekim eki gelir. Bazı ekler dışında demişiz. Çok doğru. Önce yapım eki gelir, sonra çekim eki. Mesela ne diyelim buraya? Geldiler dedim. Bak burada hep çekim eki kullanılmış. Hep çekim eki kullanılmış. Çünkü mantıken düşündüğümüzde bir kelimenin türünü değiştirecek. Mesela sevgi. Bunun kökü sevmek. Sevmek başka şey. Sevgi başka şey. O zaman bu bir yapım eki oldu. Sevgiler diyorum mesela. Eller burada çekim eki olmuş oldu. Önce yapım eki sonra çekim eki gelir gençler. Bir de bazı ekler dışında önce çekim eki gelir gelebilir diyor. Mesela bu deki, daki falan gibi kullanılan kelimeler de olur. O da sıfat yapan ki de olur. Mesela aramızdaki düşman diyelim. Aramızdaki düşman dediğimizde ara aramız şu da ne? Çekim eki. O zaman buradaki ki ne? Yapım eki. Sıfat yapan ki türünü değiştirdiği için ki olacak, yapım eki olacak. Bunlardan bahsedeceğim gençler uzun uzun. Ekler ünlü uyumuna göre şekil değiştirirler. Süper. Ancak your, can, ki, lein, intrak, intrak, devam dil ekleri hariç. Bu ekler hiçbir zaman formunu değiştirmezler. Olduğu gibi kullanılırlar gençler. Bir de şunu söylemek istiyorum gençler. Mesela A, E'ye dönebilir. E de A'ya dönebilir. Ama A ve E, I, I U, Ü'ye dönemez. I, I U, Ü kendi aralarında döner. A, E kendi aralarında döner. Mesela olumsuzluk iki olan M, Ma, M, 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 olamaz. Ama D, D geçmiş zaman eki olan D olabilir. Du da olabilir, dü de olabilir ama da de olmaz. Dikkat ettiyseniz zaten da de olursa farklı bir ek olmuş olur. Bunu unutmayın gençler bazen bununla alakalı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Gelelim bir diğer uyarımıza. Ekler kendilerinden önceki sözcüklere bitişik yazılır. Süper bilgi. Ancak soru eki mı mi her zaman ayrı yazılır gençler. Üniversite sınavında 2022'de çıkmıştı. Unutumu vermiş. Böyle yazmıştı. Unutumu vermiş. E buradaki mı mi ne olacak? Bu soru edatı değil mi? Soru edatı her daim kelimeden ayrı yazılır. Bu da mükemmel bir yazım kuralı sorusuydu gençler. Bunları unutmuyorsunuz. Kampı takip ediyorsunuz gençler. Size şimdi ödevinizi veriyorum. Ödeviniz Instagram sayfasında yarın paylaşacağım hikaye 24 saat kalacak. O 24 saatlik hikayede bir bağlantı vereceğim size gençler. O bağlantıdaki ör soruları indiriyorsunuz. O soruları çözüp bana YouTube sayfasında yorumlarda belirtiyorsunuz gençler. Bununla alakalı da yorumlarda bir çekiliş yapacağım gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.